Dördüncü kısım Vücut tecellileri Bilinsin ki vücudun çeşitli mertebelere tenezzül suretiyle tecellisi ancak açığa çıkmaya meyille mümkündür ve meyil dahi iradeden ibarettir. Oysa irade bir sıfat ve bağıntı olduğundan bütün bağıntılar ve sıfatlardan biri ve münezzeh olan vücut bu irade sıfatından dahi münezzehtir. Çünkü mutlak vücut zati cemalinde gark olmuştur ve gark oluşta irade olmaz. Bundan dolayı vücudun vahdet mertebesine yani uluhiyet mertebesine tenezzülü gark olduğu zatî cemalinden haberdar olma mertebesine gelmesi demektir ki, bu da irade ile değil, belki onun zatının gereğidir. Zatî gereklilikte ise sebep ve ille söz konusu olamaz. Vücudun tecelli mertebeleri yedidir. 1- Ta'yünsüzlük 2- ilk ta'yün 3- ikinci ta'yün 4- Ruhlar mertebesi 5- Misal mertebesi 6 şehadet mertebesi 7 insan mertebesi. Bu düzenleme bütünlük itibarıyladır. Parçalar itibarıyla vücut mertebelerini bir yere toplamak ve saymak mümkün değildir. Şimdi bu mertebeler keşfi ve aklidir. Zamansal ve hakiki değildir. Yani vücut bir zamanda tecelli etmemiş ve o an içinde kendi cemalinde gar koluşu sebebiyle isimlerinin ve sıfatlarının hepsi kendisinde tükenmiş ve yok olmuştu. Sonra bir zaman geldi ki bu gar koluştan ayılıp kendisine geldi ve kendindeki sıfatlara şuuru oluştu. Ve bu zamanda geçtikten sonra düşünüp dedi ki, ''Bende bu kadar sıfatlar var, bunların eserlerini açığa çıkartayım, falan şeyi böyle yapayım ve falan şeyi de şöyle yapayım.'' Daha sonra bu ayrıntılı düşünceyi takiben eşyayı var etmeye başladı ve hepsini yoktan var etti. Bu kesin kes böyle değildir. Bu mertebeler keşfe ve akla göredir yoksa zamanla asıl olana bağlılıkları yoktur. Çünkü vücudun tenezzül edişi ve tecellileri vücutla beraber başlangıçsızdır. Sonradan meydana gelme ancak alemlerdeki çokluk suretlerinin fertlerine göredir ve alem bizim alemimizden ibaret değildir. Sonsuz olan uzayda sonsuz alemler mevcut olup peyderpey var olmakta ve bozulmaktadır. Bu varoluş ve bozulmanın ne başlangıcı ne de sonu vardır. Çünkü halk edilişin esası ezeli ve ebedi olup ne başlangıcı ne de sonu vardır. Başlangıçlık ve sonluk ancak halk edilmiş olan fertlere göredir. 5. Kısım Taayyünsüzlük Mertebesi, Ahadiyet Mertebesi bu mertebe vücudun mutlak mertebesi olup, bütün vasıflardan ve sıfat izafesinden münezzeh ve her kayıttan hatta mutlaklık kaydından dahi mukaddestir. Bu mertebe Hak Teala Hazretlerinin hakikati olup, onun üstünde başka bir mertebe yoktur. Vücudun bu mertebesi hakkındaki detaylı açıklama birinci ve dördüncü kısımlarda yapıldığından burada tekrarı lüzumsuzdur.